Merhaba, sizlere bu şonlu sigortalar hakkında bilgi vereceğim. Bu şonlu sigortalar eriyentelli sigortalar ailesindendir. Temel çalışma prensibi, bu şon içerisinde bulunan bakır iletkenin akım kapasitesini geçtiğimiz zaman, taşıyabileceği akım kapasitesini geçtiğimiz zaman bakır telin eriyerek kopması ve elektrik devresini açma prensibine göre çalışır. İletkenlerden geçirebileceğimiz akımın bir kapasitesi vardır. Bu akım değerinin üstüne çıktığımız zaman iletkende ısınma ve bu ısınmanın devamı ile birlikte iletkende kopma meydana gelir. Bu şonlu sigortalarda bu prensibe göre çalışırlar. Bu şonlu sigortalar, şöyle önce bir takalım daha sonra dağıtalım. Bu şonlu sigortalar, bu şon kapağı, buşon ve buşon gövdesinden meydana gelir. Buna ilaveten bazen buşonlu sigortalarda viskontak dediğimiz bir eleman da kullanılır, bir parça da kullanılır. İsterseniz bu parçaları tanımaya buşonla başlayalım. Buşon dış tarafı porselen ve iki baş tarafında metal kontakların olduğu bir elemandır. Bunun içerisinde kuarz kumu ve şunlardan hangisini sökelim? Şunu sökelim. İçerisinde kuarz kumu ve bakın alt kapağını söktük. İçerisini boşaltalım. İçerisinden kuarz kumları çıkıyor. Ve sigorta akım değerine uygun bir iletken bulunur. Bakın içerisinde bakır bir iletken var. Dikkat edecek olursanız bakır iletken bazı noktalarından zayıflatılmıştır. Bu zayıflatılma ısıların zayıflatılmış olduğu bölgelerde yoğunlaşması ve iletkenin oradan kopmasını sağlar. Bu sayede ısının belli noktalarda yoğunlaşmasını sağlamış oluruz. Buradaki kuarz kumunun görevi ise kısa devre anında burada oluşacak ısı çok yüksek değerlere çıkacaktır bakır iletkenin üzerindeki ısı. Kuarz kumu o ısının bütün buşon gövdesine yayılmasını sağlar. Aksi takdirde eğer buşon gövdesine yapışmış olan bu bakır tel buşon gövdesinin belli yerlerinde ısı oluşturacak olursa, örneğin şu bölgede, bu bölgenin aşırı ısınmış olması, başka farklı bölgelerin soğuk olması bu porselenin çatlaması neden olur. Kuarz bu oluşan ısıyı porselenin veya buşon gövdesinin, buşon porseleninin her tarafına yayılmasını sağlar. Az önce sökerken görmüş olduğumuz burada bir tane marka vardır veya parça vardır. Bu parça içerideki bakır iletkene tutturulmuştur. Bu bayrakçık diyelim. İçerideki bakır iletkene tutturulmuştur. Eğer bu sigorta atacak olursa, yani atmasından kastımız içerisindeki tel eriyecek olursa bu iletken içerideki bakırdan ayrılacak ve şuradaki küçük yay vasıtasıyla, onu da şuraya düşürelim. Küçük yay vasıtasıyla, üstündeki küçük yay vasıtasıyla dışarı doğru çıkacaktır. Bu benim sigortaya attığımı anlamama yarayacaktır. Bakın atmamış olan bir sigortada, şunu göstereyim. Atmamış olan bir sigortada arkadaki bayrakçık kontak, metal kontak üzerindedir. Eğer bu sigorta açma yapacak olursa, yani içine kitle edecek olursa o bayrakçık bu yayın etkisiyle dışarı çıkacaktır. Yani sigortayı ben bakarak açma yapıp yapmadığını, yani eriyip yapma yapmadığını, yapıp yapmadığını anlayacağım. Peki bunu nereden göreceğiz? Bunu buşon kapağımızın üzerindeki pencereden göreceğiz. Dikkat edilecek olursa, bakın o pencere bu bayrakçığın olduğu yere denk gelmektedir. Buradan gözle bakarak sigortanın atıp atmadığını anlamamız mümkün olacaktır.
Şimdi bahsetmeniz gereken bir başka konu da bu buşonlu sigortaları bağlantı yapılarak yapılırken iki tane bağlantı noktası vardır. Elektriğin girdiği ve çıktığı nokta. Bunlardan bir tanesine biz dip kontak deriz, diğerine yan kontak deriz. Şu dip kontak dediğimiz bağlantı noktası sigortanın içerisindeki aşağıdaki temas noktasına, yani buşonun alt kontağına gelir takıldığında. Bir diğer bağlantı noktası da yan kontaktır ve şunu açarsak daha net göreceğiz. Bu bağlantı noktası da buşon gövdesinin yanındadır. Buşonu taktıktan sonra bakın taktığınız zaman buşonun alt kontağı direkt dip kontağa değmektedir. Şu buşon sigortasını sökeyim. Buşon kapağını taktığınızda ise tamamen metal olan buşon kapağı, içerisi tamamen metal olan buşon kapağı üst kontağına buşonu değmekte ve aynı teması girmiş olduğu yuvayla yan kontağı taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey faz, şebekeden gelen faz sigortaya dip kontaktan girmesi gerekir. Eğer fazı yanlışlıkla biz yan kontağa verecek olursak, sigortanın sökülmesi sırasında elimizin kaymasıyla birlikte yan kontağı tutabiliriz. Bu ise çarpılmayla sonuçlanabilir. Eğer sigortanın biz girişini, faz girişini dip kontağa verecek olursak, sigortayı şuraya girebilir miyiz? Sigortayı açmamızla birlikte, bakın sigortayı şu anda açıyorum, önce dip kontak kesilecektir. Dip kontak kesileceği için faz burada kalacaktır. Buşon kenarları yan kontağında faz kesilmiş olacağından herhangi bir şekilde dokunmalara karşı çarpma riski olmayacaktır. Bir başka şey daha. Bakın bu tekrar bayrakçıya tekrar gelecek olursak bu bayrakçının rengi beyaz. Az önce sökmüş olduğumuz bayrakçığa bakalım. Bakın, bu bayrakçığınsa rengi siyah. Buşonlarda akım değerleri buşon gövdesinde yazar. Buşon kenarında yazar. Ve ben bu buşonu sigorta içerisine taktığım zaman akım değerini görme şansım yoktur. Ancak buşonu çıkarıp gövdedeki akım değerine bakıp tekrar yerine takabilirim. Bu bayrakçıklar her bir akım değerinde farklıdır. Kırmızıdır, sarıdır, siyahtır. Bunun tabloları vardır. Yine sitemizdeki dokümanlar kısmında kumanda ders notlarının içerisinde akım değerleri bunların var tablo şeklinde. Burada detayına girmeyeceğim. Buna baktığım zaman bunu beyaz gördüğümde dışarıdan yine buradaki penceresinden baktığımda bunu beyaz gördüğümde bunun akım değerinin 50 amper olduğunu anlayabilirim. Yani buşonu sökmeden, kapağı söküp buşonu almadan 50 amper olduğunu anlayabilir. Şimdi langıçta anlatmış olduğumuz bir diz kontak vardı. Diz kontak ne işe yarar? Diz kontak farklı akım değerlerindeki sigortaların aynı sigorta gövdesine takılmasını engeller. Şimdi bakalım bu diz kontağı ancak 10 amperlik bir sigortanın alt kontağı girebilir. Eğer bu şeye diz kontağı ben daha büyük değerli, örneğin 30 amperli bir sigortayı taşacak olursam dip kontağı buşonun alt kontağı değmeyecektir. Bu niye kullanılır? Bir yere eğer siz 10 amperlik sigorta takmışsanız yarın öbür gün başka birileri gelip ya bu 10 amperlik sigorta çok çabuk atıyor bunu değişelim derse takacağı bir büyük boy, bakın elimdeki de 16 amperlik sigortadır. 16 amperlik sigorta bu boya girmemektedir. Takacağı bir büyük boy bu sigortaya olmayacaktır. Bu sayede sigorta akım değerlerinin kontrolsüz bir şekilde arttırılması engellenmiş olacaktır. Yine viz kontakların da renkleri vardır. Bu viz kontağı bakacak olursanız 10 amper. Bu arka puldaki veya bayraktaki renkle aynıdır viz kontağın rengi. Viz kontağın rengine bakarak da bunun kaç amper olduğunu anlarız. Peki bu viz kontak nasıl takılıyor? Şimdi
buşonumuza bakacak olursanız, buşonumuzun dip kontağı bir vida bağlantısıdır. Bu vida bağlantısını bir tornavida yardımıyla çıkarabiliriz. Çıkardıktan sonra o vida bağlantısının yerine bir kargo burnu vasıtasıyla yüz kontağımızı takmamız mümkün. Ve bunu kargo burnuna sıkmamız gerekli. Eğer ben sigortanın dip kontağını biz kontak bağlayacak olursam, demin de söylemiş olduğum gibi bu sigortaya biz kontak değerinden daha büyük akım değerindeki sigortaları bağlamamız imkansız hale gelir. Örneğin elimizdeki bu biz kontak az önce sökmüş olduğumuz, bakayım ne oluyor mu? Olmuyor. 35 amperlik sigortanın biz kontağı. Bu sigortayı çıkarıp yerine daha düşük 10 amperlik bir sigortayı bağlayabiliriz. Bu biz kontak küçük değerdeki sigortaların bağlanmasına müsaade eder. Ama küçük değerdeki sigortanın bağlanması arıza oluşturan bir durum değildir. Ne olur daha çabuk atacaktır veya daha düşük akım değerlerinde atacaktır. Bu bir arıza değildir. Ama siz küçük akım değerli biz kontağı çıkarıp veya küçük akım değerli bir sigortanın içerisine büyük değerli bir sigorta koyacak olursanız ve bu arızanın nereden kaynaklandığını bilmeden yapacak olursak bunu, bu bizim için daha büyük arızalara yol açabilir. Eriyen telli sigortaların çalışma prensibini size anlatabilmek için 1 amperlik cam sigortadan 1 amper üzerinde akım geçireceğiz ve içerideki iletkinin erimesini gözlemleyeceğiz. Şimdi sigortamıza akım uyguluyoruz ve evet, içerideki iletkinin eriyerek, ısıyla birlikte eriyerek kopmasını gördük. Şimdi elimizdeki buşonlu sigortaya anma değerinden daha yüksek akım vererek atması esnasında olanları izleyelim. Şimdi demin açma yaptırdığımız sigortanın içini açarak akımın içeride yapmış olduğu tahribata bakalım. Arka kapağımızı açıyoruz, buşonumuzu. Biraz kumlarımızı dökelim. Bakın içeride arka bayrağı veya şeyi tutan telin bir parçası. Sigorta telimiz gördüğünüz gibi ikiye bölünmüş. Dikkat edecek olursak bunun içinde de akımın zayıflatıldığı noktaları burada görüyorsunuz. Akımın zayıflatıldığı şu noktadan da zaten telim kopma yapmış.